Tamam. Hoş geldiniz. Başlangıç okumalarının ilk okumasını gerçekleştireceğiz bugün. Başlangıç okumalarını geçen yılda bir süre yapmıştık. Bu sene daha organize bir şekilde yapmaya çalışacağız. Amacımız Türkiye solunun yeniden inşasına bir katkı sağlayabilmek. Temel başlıklar halinde 10 hafta sürecek okumalar. Bu hafta ilk hafta Mustafa Görkem Doğan'la Neoliberal Kapitalist Dönemde Sınıf Mücadelesi'ni irdeleyeceğiz. Yardımcı olacak bize kendileri. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin. Şimdi arkadaşlar tabii başlıkları belirlemişler sevgili arkadaşlar. Ben de böyle bir sunum yapacağımı Edebiyat Fakültesi'ne derse girerken afişte gördüm. Hüseyin'i aradım. Dedim böyle böyle bir şey varmış. Evet, sana haber vermediler mi dedi. Sonra ne okuyalım dediler. Başlık ne diye sordum. Neoliberal kapitalizm döneminde sınıf mücadele. O zaman Beverly Silver okuyayım dedim. Okumuşsunuzdur büyük ihtimalle daha. Kimse o kitabı, yani emeğin gücünü o kadar hızlı okuyamaz. Dolayısıyla okuduğunuzda neoliberal kapitalizm döneminde sınıf mücadele neymiş anlarsınız. Ama bazı temel kavramlar, özellikle sınıf dediğimiz şey, yani Marksizm'de sınıf ne anlama gelir? Bir, ondan bahsetmek gerekiyor sanırım. Yani ben kitabı okuyacağınızı varsayıyorum ama kitabı okurken bazı temel kavramlara şey yapalım, hakim olun diye bir sınıftan bahsetmek istiyorum. Marksist teoride sınıf nereye oturdu ondan bahsetmek istiyorum. Ve neoliberal kapitalizm, öyle demin, yani neoliberal kapitalizm işte bir 70'lerden sonra finansallaşmayla falan, yani kapitalizm sermaye birikim sürecinde bir değişiklikle tanımlanan bir dönem. Sınıf kavramının bu dönemde neye tekabül ettiğini anlatarak bitirmek dediğini. Dolayısıyla üç temel başlık etrafında konuşacağım. Bu işin sınıf mücadelesi kısmına dair tavsiye ettiğim okuma çok ciddi ampirik verilere dayanan, yani işte aslına bakılırsa mavi yakalı üretimin Kore-Çin tarafına doğru kaymasıyla hani işte şey orada gözükeceğine dair ve tarihsel olarak da bunun kaydını anlatan aslında çok böyle makro ve yapısal bir şey. Yani sınıf mücadelesine ne kadar grev olmuş, ne kadar bilmem ne diye bakıyorsak, yani işte kitap okuduğunuzda anlarsınız bunun ne olduğunu ama tam da basitçe bunlara bakarak anlaşılamayacak bir süreç olduğunu ifade etmek için sınıftan, Marksist teoride sınıfın ne anlama geldiğinden ve bugün genel, yani hem akademide hem de işte medyada vesairede sınıf dendiğinde neyin kastedildiğini biraz birlikte tartışırsak o ampirik veriler daha anlamlı bir yere oturur diye düşünüyorum. Şimdi sınıf, şey olmana göre böyle sileceğim. Şimdi arkadaşlar, toplumlar her durumda iş bölümü çıktığından beri, yani en basit sosyoloji, iş bölümü çıktığından beri tabakalaşma, yani toplumsal tabakalaşma vardır. Dolayısıyla bir, yani görev dağılımının farklılaşmasından dolayı farklı toplumsal tabakalar oluşur. Ve aslına bakarsanız her sosyoloji teorisinde bir tür tabakalaşmadan bahsedilir. Dolayısıyla yani bu anlamda bir toplumsal tabakalaşma ifadesi olarak sınıfın çok spesifik bir anlamı olamaz. Ve bu rahatlıkta da özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren sınıf kavramı kullanılmıştır. Mesela orta sınıf diye bir laf ediyoruz. Orta sınıf dediğimizde ne kastediliyor sizce? Bir şey söyler mi? Orta sınıf deyince ne kastediliyor? Kadıköy Taksim. Şimdi sen de mesela ne söylemiş oldun? Bir kültürel statü grubundan bahsetmiş oldun. Dolayısıyla bu sınıf değil. Yani çünkü pek çok tabakalaşma şeyi var. Bunları çeşitli sosyal dayanaklara koyabilirsiniz. Statü grupları daha ziyade işte yaşam biçimi falanla alakalı bir tabakalandırmadır. Dolayısıyla işte bizde de çok Fatih Harbiye romanı meşhur. Niye Fatih Harbiye diyor? Çünkü Harbiye'de yaşayanlar, Fatih'te yaşayanlar iki farklı toplumsal kesim. İşte bizim meşhur 40-60'ımız, iki mahallemiz falan onu anlatır. Bu bir tabakalaşmadır tabii. Bu şekilde ifade edebilirsiniz. Sınıf dediğimiz zaman
daha ziyade ekonomik bir tabakalaşma kategorisidir. Dolayısıyla kendi soruma kendim cevap vereceğim. Orta sınıf dendiği zaman da aslına bakarsanız bir orta gelir grubu kastedilir. Yani sınıf sözcüğü spesifik olarak kullanılmadığında bir gelir grubu ifade eder ve bu bir Marksist kullanım değildir. Ve ama Marx kendi çalışmalarının bir kısmında sınıf sözcüğünü bu anlamda kullanmıştır. Yani bir tür benzer, şimdi en basit TÜİK sınıflandırmasında, ki uluslararası sistem de böyledir, işte toplumu %20'lik gelir gruplarına bölerler, işte en yoksul olanlar, ondan biraz daha işte alt orta sınıf, orta sınıf, üst orta sınıf ve üst sınıf gibi. Bunlar bir tabakalaşma mevzudur ve bir ekonomik temeli vardır ama biz sınıf dediğimizde aslında spesifik olarak kullanıyorsak bunu kastetmeyiz. Tekrar söylüyorum, Marx'ın bile kendi yazılarında bu kadar net bir kullanım yoktur. Yani böyle bir çala kalem, genelde bir ekonomik tabakalaşmadan bahsediyorsak sınıf denir. Eski toplumlarda, yani tabakalaşma sadece kapitalist topluma özgü bir şey değil, her toplumda vardı, eski toplumlarda daha çok vardır. Toplumsal tabakalaşmalar daha yasal politik kategorilerdir. Mesela kölelik dediğiniz zaman, kölelik bu bir aynı zamanda hukuki statüdür. Yani neye sahip olabileceğiniz, neye sahip olamayacağınız, nerelerde dolaşabileceğiniz, nerelerde dolaşamayacağınız, hangi renk giyebileceğiniz, hangi renk giyemeyeceğinize kadar giden, bunlar yasal statü gruplarıdır. Kölelik dediğiniz zaman, serflik dediğiniz zaman. Kast sistemleri bu tür yasal statü gruplarının bu defa bir dini dogma etrafında şekillendirildiği şeylerdir ve bunlar arasında geçişlilik mümkün değildir. Yani kapitalizm öncesi toplumlarda kural olarak, tabii ki bunun istisnası vardır, yaygın istisnası vardır ama kural olarak bu farklı tabakalar arasında özellikle bir yasal politik statü gruplarından bahsediyorsak bir geçişlilik mümkün olmaz. Soyluysanız soylusunuzdur. Burjuvaysanız burjuvasınızdır. Yani işte meşhur Fransız etajenerosu, yani üç zümreyi temsil eder. Rahipler, soylular, diğerleri diye. Diğerlerinden tutup soylu olmak ancak kralın özellikle size bir ünvan vermesiyle mümkündür. Bu da yani işte toplumda %50 değil %1000 ifade edebilecek insanları şey yapacak durumlardır ki bu da ancak 14. 15. yüzyıldan sonra gündeme gelir. Onun öncesinde öyle bir şey de yoktur. Yani kimse öyle soylu olmaz. Dolayısıyla burada bir geçişkenlik olmayan bir tabakalaşmadır. Kapitalizmin özelliği aslında bütün bu bağları ortadan kaldırması. Dolayısıyla kapitalizmde tabakalaşma bir yasal politik statü değildir. Dolayısıyla daha az görünürdür. Fakat belirleyiciliği daha az değildir. Yani toplumsal durumu belirleyiciliği daha az değildir. Şimdi bu tür tabakalaşmalar ve ekonomik kategorilere dayalı tabakalaşma fikirleri de Marksizm dışı akımlarda da mevcuttur. Yani kimse bazı insanların yoksul, diğerlerinin işte zengin olduğunu, bazı insanların üretim araçlarının mülkiyetine sahip, diğerlerinin mülksüz olmadığını falan iddia etmez. Bunların sonuç doğurmadığını da iddia etmez. Marksizmin farkı ne? Soruyu biraz daha açarsanız. Yani şimdi bir liberale de sorsanız hani diyecek ki evet mülksüzler ve mülk sahipleri diye toplumda farklı tabakalar, kategoriler vardır. Bunu söyleyecek. Yoktur demez. Marksizm de bunun yani o da aynı şeyi mi söylüyor? Hayır. Biz bunun temel toplumsal ilişki olduğunu düşünürüz. Biz derken Marksistleri kastediyorum. Yani bu herhangi bir tabakalaşma biçimi değildir. Üretim araçlarının mülkiyeti ya da bu mülkiyete sahip olumu bu herhangi bir tabakalaşma biçimi değildir. Bu temel toplumsal tabakalaşma biçimidir. Dolayısıyla bütün toplumsal ilişkileri son tahlilde ya da en yüksek soyutlama düzeyinde belirleyen toplumsal ilişkidir. Bu
bu farkı gözden kaçırırsak eğer, sınıf mevzunun niye bu kadar önemli olduğunu unuturuz ki en sonda, yani neoliberal dönemde sınıf ne anlama geliyor derken buna tekrar döneceğim. Şimdi Marx bu kavrayışa nasıl geliyor? Kendisi aslında yani ilk sosyalist hareketler Marx'tan önce de bu şeyin farkındalar. Yani kapitalizm büyük bir mülksüzleşme yaratıyor. O yüzden çok zor durumda insanlar var. Hatta Marx'tan önce bunu fark eden Engels'tir. İngiltere'de bulunduğu dönemde İngiliz işçi sınıfının durumu kitabını, yani Marx'a tanışmadan önce yazdığı bir eserdir. Yani oraya baktığınız zaman bu bilinen bir şey. Sırf onlarda da yok. Zaten ütopyacı sosyalistler dediğimiz şeyin temeli bu. Kapitalizm kötü bir şey. Yani bu yeni ilişkiler niye çok büyük bir insanlık sorunu yaratıyor ve bir tür devlet müdahalesiyle veyahut da bazı hayırseverlik girişimleri diyebileceğimiz yeni toplumsal modellerle, yani ben biraz karikatürize ederek anlatıyorum, bunun çözülebileceğine dair, buna müdahale edilmesine dair fikirlerdir ki ilk başta bunların hepsi buna eşlik edecek bazı politik dönüşümler de ifade ederler. Yani devletin buraya müdahale etmesi için devletin yapısının değişmesi lazım. Bu da daha ziyade bugünkü de aslında karşılaştığımız işte demokratik devlet teorileri gibi, yani devletin demokratikleşmesi bu tür yerlere müdahaleyi sağlar. O yüzden bu insanlara yardım için bazı başka insanlar, yani hele ki Hegelciyseniz Marx falan gibi felsefeciler, yani okumuş insanlar falan filan, işte bir devletin değiştirmesi lazım. Sol Hegelcilik böyledir çünkü normal Hegelcilik devleti çok sever, var olan devletin çok matah bir şey olduğundan düşünür. Yani yine karikatür olarak anlatıyorum, birazdan daha şey yaparız. İşin daha siyasete döndüğümüzde, ama bunun şeyi bir tür reform hareketiyle bunları düzeltebileceği. Marksizmin farkı aslında bu insanların kendi hareketlerinin, özellikle Engels'in Chartizm'in ilk dönemine yakınlığı, Morgan Stanley'ın yazarlarından bir tanesidir. Yani Chartist hareketle yakın bağları vardır. Almanya'dan Fransa'ya geldiği zaman Marx da Paris'te bunu fark eder. Yani işçi kesimler arasında böyle hiç de başkasının onlara yardım etmesini gerektirecek, İşte yani okumuş insanların onları kurtarmasını falan gerektirecek bir durum olmadığını, son derece radikal bir kendisi için mücadele ortamının olduğunu görür. O esnada daha önceden tanıdığı ama çok yakın bir ilişkisi olmayan Engels de Paris'e gelir. Hani birlikte onlar da İngiltere'deki durumu anlattıkları da benzer bir şey görürler. Yani Brüksel'e gittiklerinde bu insanların kurtarılmasını değil, bu insanların bütün insanlığı kurtarabilecekleri anlayışına gelirler. Niye? Çünkü, çok temel bir şeyden gideceğim, liberal siyaset felsefesi, ki modern siyaset felsefesinin temelidir liberalizm, devlet ve toplum arasında kesin bir ayrım öngörür. Yani bizim bugün modern terimlerle sivil toplum devlet dediğimiz şey. Ekonominin adına ayrıdır, siyasi ilişkiler ayrıdır. Bu da aslında liberal kökenli bir şey değildir, Thomas Hobbes'tan gelen bir şeydir. Yani insanlar bir sivil toplum vardır. Burada insanlar nişanlanırlar, borç alıp borç verirler. Birisi birinin yanında çalışır, diğeri ev kiralar vesaire. Bu bir başka ilişkiler alanıdır. Bir de bunun düzenli yürümesi, belli kurallar dahilinde yürümesi için bir devlet gücü vardır. Bu eli sopalı bir güçtür. Bunun belirlenen kurallar dahilinde yürümesi için bir tür gece bekçiliği yapar. Yani liberaller açısından söylediğimizde. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir ayrım öngörürler. Bunlar birbirine değmez. Bunlar birbirine değmediği için de liberallerde yani bir sivil toplum alanı vardır. Devlet bir sopadır. Dur, çok çizmeye çalıştım ama. Şimdi bu bir gelenek. Bunun karşısındaki gelenek aslında daha klasik. Yani Aristo'dan beri gelen, daha eski düşünceye yatkın olan gelenek ki Rousseau'dan başlar, Hegel'de devam eder. Rousseau çok itibarsız bir adam olduğu için kimse onun adını anmaz. Ama hakikaten ondan başlar. Daha sonra Lucio Coletti'ler falan 70'lerde İtalyan siyaset felsefecileri bunu da orada yiyordu. Ama Hegel'de de benzer bir şey vardı. Bir de bunun aslında birbirine değdiğine iddia eden yaklaşım vardır. O da şudur. Aristo'dan beri aynı şeydir. Aileler vardır.
aileler bir araya gelirler. Almanca konuştuğu için Hegel, Bürgerliğe Gesellschaft'ı, tam Türkçe'ye çevirirsek burjuva toplumunu ama sivil toplum dediğimiz şeyi oluştururlar ve bunun içinde farklı zümreler vardır. Yani farklı çıkarları olan toplumsal gruplar vardır ve bunlar bu partiküler, yani tikel diye Türkçe'ye çeviriyorlar. Ben çok garip bir şey diyorum. Çünkü tikel normalde kullanmadığımız bir şey ama yani bütüncül olmayan hizip çıkarlarını savunurlar. Dolayısıyla bu bir çatışma alanıdır. Bunun üzerinde devlet vardır. Rechtsstaat dediği hukuk devleti. Bu tarafsız bir hakemdir. Yani bu sivil toplumda, burjuva toplumu içindeki birbiriyle mücadele eden, işte işveren, iş alan veya başka şeyleri de bir tarafsız hakem olarak bir hukuk kuralları doğrultusunda düzenler. Dolayısıyla evrensel olanı devlet temsil eder. Hegel'den bahsediyorsak Prusya Devleti. Bu evrensel olanı ve dolayısıyla en tekamül etmiş olan, en mükemmel olan budur. Şimdi bütün Hegelciler bunu okuyarak şey yaparlar. Marx bunu eleştirmiştir. Çünkü şeye bakar, yani kendi Hegel hukuk felsefesi eleştirisinde giderek nasıl diyeyim, ağırlaşan bir hakarete varan şekillerle saçmalamış maçmalamışa doğru çünkü en sonunda gider. Burada iddia edilen şey devletin tarafsız olduğu, bunların üstünde olduğu ve bir tür Prusya bürokrasisinin insanlığın evrensel çıkarlarını temsil eden, buradaki sivil toplumdaki farklı ayrımlarla hiç alakası olmayan bir düzenleyici olduğu fikrindedir. Marx okudukça ve şey yaptıkça fark eder ki hayır böyle değildir. Tam tersine esas olan aslında budur, sivil toplumdur. Buradaki güç ilişkileridir. Devlet bu güç ilişkilerinin yansımasıdır. Yani en yüksek soyutlama düzeyinde burada bu farklı tabakalar arasında kim en kuvvetliyse devlet de onun devletidir. Şimdi burada hem Hegel'i eleştirir hem de zaten Hegel'in de hani saçma bulduğu bu sivil toplum devlet ayrımını da, yani sen Hegelci olduğun için oradan başlama eleştirir. Niye? Çünkü bu bir kez mümkün değildir. Yani devlet sivil toplumdan bağımsız, buradaki toplumsal ilişkilerden bağımsız bir siyasi güç. Hayır. Siyasi güç buradaki güç ilişkilerini yansıtır. Bu güç ilişkileri de bu güç ilişkileri de gene son tahlilde diyeceğim. Siyah olmak, beyaz olmak, efendime söyleyeyim, bilmem ne soyundan olmak, yani Frank soyundan olmak ya da Valonyalı olmak falan filan değil. Bizzat o sivil toplumun kendini yeniden üretimi, yani o toplumun kendini yeniden üretimindeki pozisyonla alakalı bir şeydir. Yani her tür toplumsal tabakalaşma da değil. Tabaka derken işte şimdi sınıfa giriyoruz. Buradaki sınıf ilişkisini, yani bunu kendini nasıl yeniden üretiyor kapitalist toplumsa eğer? Sanayi üretimiyle üretiyor. Tarım, eğer feodal toplum olsaydı tarım üretimiyle yapacaktı. Feodal toplumda dolayısıyla işte beyler, toprak sahipleri, serfler arasında bir ayrımdan bahsedecektik. Sanayiden bahsettiğimiz için bu defa sermaye sınıfıyla, ki o dönem yaygın kullanılan sözcük olduğu için burjuvazi der. Ben Wood'un geleneğinden giderek burjuvazi demeyi tercih etmem. Burjuvazi çünkü bir aynı zamanda bir kültürel grup falandır. Dolayısıyla sermaye sınıfı demek bence daha doğru. Ama o dönem Marx burjuvazi der çünkü o zaman herkes burjuvazi der. Fransız devriminden beri. Sermaye sınıfıyla, yani üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan, üretim ve mübadele araçlarının mülkiyetine sahip olan sınıfla bunun mülkiyetine sahip olmayan sınıf arasında, buna da proletarya der. O da Roma döneminden kalma aslında hukuki bir kavramdır. Roma'da köle olmayan fakat vergi veremeyecek kadar yoksul olan, yani en düşük halk kesimine proletarya denirdi. Dolayısıyla 19. yüzyıl Avrupa'sında da yoksullar için kullanılan bir sözcüktür proletarya, ama Marx bunu spesifik bir anlam haline getirir. Yani demin dediğim gibi sivil toplumdaki bütün toplumsal tabakalaşma farklılıkları vesaire, güç ilişkilerini. Bunlar, yani burada Türk kökenli olmak, Kürt kökenli olmak, efendime söyleyeyim siyah olmak, beyaz olmak önemsizdir demiyorum. Bunların hepsi vardır.
yani. Bunların hepsi vardır. Ama bunu soyutladığınız zaman bunun temeli nedir diyorsanız Marksist olmanın farkı orada ortaya çıkar. Bunun temeli bunun nasıl yeniden üretildiğidir. Bunun nasıl yeniden üretilmesi de hangi toplumsal, yani hangi üretim biçimindeyseniz, kapitalist üretim biçiminden bahsediyorsanız, üretim araçlarının mülkiyeti ve üretim araçları da artık sadece tarım toprağı olmadığı için, yani sermaye mallarından bahsettiğimizden dolayı, sermaye sınıfıyla proletarya arasında bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir siyasi ilişkidir. Yani bu basitçe bir tabakalaşma değildir. Çünkü kim hakimse o yönetir. O yüzden kapitalist devletleri sermaye sınıfı yönetir. Son tahminde. Yani birazdan bahsederiz. Bu doğrudan bir ilişki değildir. Yani Koç Tayyip Erdoğan'ı arayıp şunu yap dediğinde Tayyip Erdoğan onu yapar gibi bir şey söylemiyorum. Yani gerçek ilişki, soyutlama yapmadığınız zaman ilişki öyle işlemez tabii ki. Ama soyutlama yaptığınız zaman ilişki bu şekilde tarif ederiz. Eğer Marksist bir sınıf anlayışından bahsediyorsak. Şimdi burada istiyorsan bir soyutlama derken neyi kastettiğimi anlatayım da. Çünkü yani işte gerçekte böyle değilse, yani esas işte sivil toplum içinde işte Türk olmak, Kürt olmak, siyah olmak, beyaz olmak falan fark ediyorsa nasıl soyutlamada kardeşim bu fark etmiyor diye sorulacak olursa şunu söylemek isterim. Şimdi uçan bir alet yapmak için, yani bir şeyle fenden örnek vereceğim. Uçan bir alet yapmak için temel olarak bilmeniz gereken tek şey çekim kanunudur. Newton bilmeniz lazım. Çekim kanununu yendiğiniz zaman uçmaya başlar yaptığınız alet. Mevzu şu ki evrenin her yerinde çekim kanunu aynıdır. Fakat işte dünyada belli bir yer çekimi, işte hava olayları vesaire olduğu için dünyada uçan bir alet yapmak istediğiniz zaman aerodinamiği de gündeme almanız lazım. O yüzden dünyada yapacağınız her aletin kanatı olması gerekir veya dönen kanat dediğimiz, yani pervanesinin helikopterde de olduğu gibi olması gerekir. Ama uzayda uçan bir şey yapmak istiyorsanız kanat şart değildir. Sadece işte çekim gücünü yenecek hıza ulaşması, yani sadece yer çekim bilmeniz yeterlidir. Dolayısıyla yani bir benzetme yapmak için söylüyorum. Ben soyutlama derken bundan bahsediyorum. Yani evrenin her yerinde geçerli olan şey sırf Newton şeyi. Ama sırf ona dayanarak burada uçan bir alet yapmaya çalışırsanız dünyada o çakılır. Aerodinamik bilmeniz lazım. Dolayısıyla gerçek siyaset konuşurken işte kardeşim sermaye sınıfı yönetiyormuş. O zaman hani bütün mevzu budur diye şey yaparsanız, nasıl ki aerodinamik hesaba katmadan uçan bir alet yapmaya çalıştığınızda o nasıl çakılırsa öyle bir siyasette çakılacaktır. Niye? Çünkü bunun öznel koşulları vardır. Bizim somut durumun somut tahlili dediğimiz şey. Onu gündeme almayıp sırf teoriden konuşursanız sırf Newton hesaba katarak uçak yapmaya çalışmak gibi bir şey olur. Yani o yüzden ısrarlı biçimden böyle konuşuyor ama bunun pratik siyasete döndüğü zaman bunun bu şekilde işlemeyeceğini her zaman aklınızda tutmanızı rica edeceğim. Peki evet, şimdi dedik ki sınıf bir tabakalaşma kavramıdır esasında. Her teoride, yani her sosyolojik teoride, ciddiye alabileceğiniz her sosyolojik teoride bir tabakalaşma kavramı vardır. Marksistler açısından bunun önemi bizim bunu temel toplumsal ilişki olarak görmemiz ve bu tabakalaşmayı da basitçe bir işte ekonomi, ne kadar kazandığınız, ne işle uğraştığınız falan gibi şeyler değil, toplumun yeniden üretimiyle alakalı temel ilişki olarak tarif etmemizdir. Dolayısıyla bu basitçe bir gelir grubu falan değildir. Fakat Marx bile kendisi sınıf kavramını bu netlikte her zaman kullanmamıştır. Sınıfı tanımladığı tek yer var. Kapital'in 3. cildinin son chapter'ıdır. 70 küsur oluyor galiba ve bitmemiştir. Sınıf nedir diye başlar. Sınıf benzer gelir grubu, benzer gelir kaynağına sahip olan insanlar değildir der. Ve orada biter. Bunu devam etmez. Yazamamıştır. Ömür vefa etmemiştir çünkü. Dolayısıyla o anlamda da sınıf
çok geniş rahatlıkla kullanılabilen, yani çünkü net bir tanımı olmadığı zaman istediğiniz gibi kullanılabilen bir şey olmuştur. Dolayısıyla çok fazla kültüye kullanımı da mevcuttur. Şimdi şey tartışmasına hiç girmeyeceğim. Kendinde sınıf, kendi için sınıf. Bu aslında yani buradaki boşluktan dolayı değerli bir şeydir. Niye? Çünkü şimdi sınıfı tanımlamak istemiştir pek çok Marksist yazar. Çünkü niye sınıfı tanımlamak istiyorsunuz? Siyaset yapacaksınız. Bunun temeli de sınıfa dayanmak zorunda. Demin anlattığım bütün hikayeden dolayı. Yani sınıfa dair bir yaklaşımınız yoksa siyaset falan tarif edemezsiniz. Sınıfa dair bir yaklaşımınız yoksa derken burada sınıfı örgütlemek, sendika kurmaktan falan bahsetmiyorum ama toplumdaki sınıflara dair bir şey demeniz gerekiyor bir siyaset tarif etmek için. Ve o zaman toplumda sınıf bulmanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Belli bazı kategoriler belirleyebilirsiniz. Yani çünkü üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmamak yani olabilecek en geniş tanım. Ve bu pratik siyaset tarif etmek açısından çok geçerli değil. O yüzden her zaman için daha belli sosyolojik kategoriler içinde sınıfı tarif etmek eğilimi bir yandan ola gelmiştir. Marx'ın ne yaptığına bakarsanız aslında Marx kim mücadele ediyorsa ona bakmıştır. Şimdi sınıf dediğiniz zaman bunun da bir teorik kısmı bu ama bir de gerçek bir şey var. Yani Avrupa'da insanlar proletarya derken Marx işte Paris'te gördüğü, Engels'in İngiltere'de gördüğü insanlardan bahsediyorsak, gerçek insanlardan bahsediyorsak bunlar büyük oranda mülksüzleşmiş sanatkarlardır. Birinci seçenek. Ne demek mülksüzleşmiş sanatkar? Ali Can gitti ona soruyorum. Sanayi devriminin yok ettiği, yani daha doğrusu mülksüzleştirdiği ekonomik gücünü elinden aldı. Emekçi kısa. Ayakkabı dükkanını kapatan bir ayakkabı imalatçısı. Gibi. Gibi. Aslına bakarsanız şöyle anlatmak lazım. Yani bu sanayi devrimiyle alakası var. Çünkü daha önce de insanlar işte kundura yapıyorlardı, senin dediğin gibi. İplik yapıyorlardı. Yani çünkü kıyafet dikmeye sanayi devriminden sonra İngiltere'de tekstil şey yaptıktan sonra başlamadı. Terzilik çok eski mesleklerden bir tanesidir. Dolayısıyla yün eğirmek, yünden iplik yapmak, onu tararsınız, onu boyamak vesaire. Bunların hepsi var olan zanaatlerdir. Kapitalizm öncesi dönemde de. Ve bunların nasıl çalışacağı kendi örgütleri tarafından, siyasi güçleri varsa eğer, ne diyoruz o örgütlere? Doncalar tarafından şey yapılır. Ama mesela Floransa'nın meşhur Chompi ayaklanması, Arte Maggiore ile, yani büyük zanaatler ki onların loncası vardır. İşte mesela terziler, kumaşçılar falan ama yün tarayıcılarının, Arte Minori derler, küçük zanaatler. Niye? Onlara izin vermemişler lonca kurmalarını. Onlar da lonca kursa çünkü bu defa diğer yani ondan taranmış ipliği alıp onu kumaş haline getirenin kârı azalacak. O yüzden bir şey çatışması var ama son tahlilde yani bunların arasında çeşitli çatışmalar, siyasi güçlerinde, içinde yaşadıkları toplumlardaki siyasi güçlerinde farklılıklar olsa da bunlar üretim sürecine kontrol eden, yani neyi ne kadar üreteceğine karar verebilen, fiyata kontrol edebilen, üretim araçlarına sahip olan, yani kullandığı alet neyse onlara sahip olan insanlardı. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte bunlar bu üretim sürecindeki kontrollerini ve kullandıkları aletlerin mülkiyetini kaybettiler. Bu tabii yani elinden adamın zorla tarağını almadılar. Onu tarayan makineyi icat ettiğin zaman ve o çok daha verimli çalıştığı zaman tabii o makinede hani bir tane şey vatandaşın kendisinin bilmem neden yaptığı tarak gibi olmadığından dolayı zorunlu olarak o aracın sahibinin emrinde çalışmaya başladılar. Dolayısıyla hem sürecin bütünü içindeki kontrollerini kaybettiler. İşte bizim putting out sistemi vesaire dediğimiz. Niye? Paralı bir tane adam geliyor. Ham madde onda. Yünü toplamış. Dolayısıyla bir tane yün eğiricisi yün bulamıyor pazarda. Çünkü onun öyle bir parası yok. Yani o çok yüksek para verdiği için çok düşük fiyattan bütün yünü alabiliyor. Sonra geliyor yün eğiricisine diyor ki kardeşim işte bende 50 kilo yün var atıyorum. Bana bunu 2 gün içinde şey yap.
Düzle, çünkü senden alacağım, boyacıya götüreceğim zaten. Var ondan. Dolayısıyla nasıl çalışacağınıza karar veremiyorsunuz. Daha ileriki aşamada onun makinesini yaptığınızda, makineye de o sahip olduğu için, çünkü gene hani söyleyeceğim, çünkü para onda. Bu defa zaten gidiyor ki, gel diyor şu makinede iki gün çalış demeye başlıyor. Daha sonra bunları bir fabrikaya toplamaya başlayacak. Bir teknolojik zorunluluk gibi anlatılmaya çalışır. Teknolojik zorunluluk değildir, aslında politik zorunluluktur. Yani o üretim sürecinin ve üretimi yapan mülksüzleşmiş sanatkarın, ki artık işçi diyebiliriz fabrika dediğimizde, onun kontrolü açısından. Ve giderek işte Marx'ın yabancılaşma diye anlattığı kişinin üretim sürecine, kendi ürününe yabancılaşma süreci başlamış olur. Yani teorik olarak sınıftan şey yapıp hakikaten işleşen insanlardan bahsettiğimizde bu tür bir hikayeden bahsederiz ve bu direnişsiz olmaz. Yani kimse öyle kendi kendine bu şekilde yabancılaşmaya karşı koymuştur. Bunun çeşitli ortaya çıkışları vardır. İşte en bilini makine kırıcılığıdır mesela. Makine kırıcılığı bir tür gericilik gibi görülürken aslında mülksüzleşen zanaatkarın buna karşı olan tepkisidir, isyanıdır. Başka şeyler de vardır. Yani alkolle savaş cemiyeti kurmaktan, çünkü yani bu yabancılaşma şeyi insanları içkiye falan veriyor ve bol miktarda İngiltere'de işçinin alkolle savaş cemiyeti kurduğunu görüyorsunuz. Niye? Çünkü adam diyor ki ya biz eskiden babalarımız da bu işi yapardı. Çok saygın insanlardık. Yaşadığımız toplulukların saygın insanlarıydık. Şimdi serseri muamelesi görüyoruz aynı işleri yaparken falan. Bundan kurtulun. Veya okuma şeyleri. Yani niye bu durumdayız? Okuyalım falan diyorlar. Daha sonra biz oy verelim. İşte veyahut da loncalar falan kalmadı ama biz hala birlik kurabiliriz diye sendikalar vesaire. Dolayısıyla bu sürece bir şey vardır. Direniş vardır. Yani ilk kapitalistleşme döneminde de bir başka köken var. Herkes mülksüzleşmiş sanatkar değil tabii. Bir de topraksızlaşan köylüden bahsederiz. Özellikle bizim buralara doğru geliyorsak, yani daha geç kapitalistleşen ülkelerde bu topraksızlaşan köylüler, yoksullaşan köylü diyelim, yani her zaman da toprak sahibi değillerdi. Serf falan olduklarını da düşünebilirsiniz. Bunlar da yavaş yavaş işçileşirler. Bunların da direnişleri vardır ama. Yani işte tütün kaçakçılığı Türkiye'de çok yaygındır. Veyahut da zorunlu maden çalışmasına falan oralardan kaçma, eşkıyalık. Yani bunların bir kısmının, bütün eşkıyalar için söylemiyorum ama bunun bir kısmının bir tür kapitalistleşmeye karşı, yani kendi yaşam alanlarının dönüşmesine karşı tepki olduğunu görmek lazım. Bunlar da benzer süreçlerle, yoksullaşan köylerin tabii lonca geleneği falan olmadığı için sendikalaşması falan daha uzun sürmüştür. Ama Marx bu işin teorisini yaparken Engels'te 19. yüzyıl boyunca aynı zamanda buna karşı bir tepki hareketi de yavaş yavaş gelişir. Bu tepki hareketi 1880'lerde, 1890'larda ilk kapitalistleşen ülkelerde, İngiltere'de, Fransa'da vesaire, hani patlamalı isyanları, işte 48 devrimi, 30 devrimi, 71 gibi şeyleri ayrı tutuyorum. Onlar çünkü patlamalı isyanlardır. Ama aynı zamanda sendikalaşma, partileşme vesaire gibi tepkileri görürüz. Yani o dönemde bir kendi doğallığında demeyeceğim kuşkusuz, çünkü bu siyasi olarak da şey yapılmış, kurgulanmış bir şeydir ama bir tepki ortaya çıkar. Hatta bu, yani daha vasıfsız işçilerin, makineleşme ilerledikçe, çünkü mülksüzleşmiş sanatkar değil, vasıfsız işçi de kullanabilmeye başlarsınız. Vasıfsız işçilerin sendikalara kabul edilmesi başlı başına başka bir yani işçi sınıfının kendi içinde mücadele olmuştur. Bu İngilizce'de iki tane sözcük vardır sendika anlamında kullanılan. Bir tanesi trade union'dır. Bu trade zanaat demek aslında. Bunlar vasıflı işçilerin kurdukları sendikalardır. İlk sendikanın adları hala trade union geçiyorsa çok eski kurulmuş sendika demektir. Hala var. İşte elektrik teknisyenleri falan filan gibi. Öbür labor union'dır. İngilizce orada ne orada var. Bunlara yeni sendika da derler. Yani yeni sendika da 1900'lerde kurulmuş artık bunlar. 1900-1910 arası. Niye? Çünkü bunlar vasıfsız işçi örgütler. Çünkü ilk başta mülksüzleşen zanaatkarlar vasıfsız olanlarla birlikte örgütlenmekten imtina etmiştir. Bunu
kendileri açısından da bir küçültücü bir şey olarak görmüştür ama yani kapitalizm ve sermaye sınıfı üretim biçimini değiştirdikçe mücadele biçimi de ona göre yenilik kazanmaya başlar. Şey, çok yani tarih anlatmayacağım ama nereye sanayi gittiyse orada belli bir mücadele ve sendikalaşma olmuştur. Silver'ın esas olarak anlattığı şey bu. Yani nereye sanayi gitti? Mesela bizim ülkemiz işte ilk ciddi sanayileşme 5 yıllık kalkınma planı 30'ların ortalarından falan başlar ama yani büyük sermaye birikimi 2. Dünya Savaşı'dır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra CHP 46'da şeyi kaldırır kaldırmaz sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağını aslında yasağı bile kaldırmıyorlar. 46 Haziran'ında İsmet Paşa CHP Kongresi'nde bu yasağı kaldıracağız diyor. Daha yasa değişmeden sendikalar kurmaya başlar. Yani kendiliğinden bir şey değil. TKP'nin buradaki varlığıyla alakalı bir şey. Çünkü TKP 2. Dünya Savaşı boyunca ciddi bir şey yapmıştır. Separat kararına rağmen yani fiili bir varlığının olmamasına rağmen ve 46 sendikacılığı dediğimiz şey ortaya çıkmıştır. CHP Aralık'ta sık yönetim eliyle o sendikaların bir kısmını kapatır, bir kısmını kendisi işte nasıl diyelim içine adam sokarak demiyor ama yani işte para vesaire gibi şeylerle kendine yakın hale getirecektir. Vesaire ama niye? Yani bir sanayileşme olduğu zaman işte çünkü Sümer Bankı var. O zaman demir çelik fabrikaları kurmuş, şeker var. Bol miktarda şeker fabrikaları var. Buralarda tabii işçi var ve işçinin olduğu yerde muhakkak kendi durumun iyileşmesine dair bazen biraz kendiliğinden biraz yol göstermeyle demin anlattığım gibi bir mücadele biçimi ortaya çıkar. Aynı şey Nasır Mısır'ı için geçerlidir. Yani bunlar merkez kapitalist ülkeler falan değil. Aynı şey Peron Arjantin için geçerlidir. Yani nerede bir tür sanayileşme falan başladıysa orada bir tür işçinin kendi kendini örgütlemesi ortaya çıkar. Biz buna nereden geldik? Kendi için sınıf, kendinde sınıf falan şeyinde. Yani işçi dolayısıyla bir tane fabrika var. O fabrikanın da maaş şeyinde mavi yakalı olarak gözüken kim varsa bunlar işçidir vesaire falan gibi tanımlar üzerinden bir sınıf aramak bana hiç değilse çok makul gelmiyor. Çünkü sınıfı bir yapısal kategori olarak değil, bir ilişki biçimi olarak tarif etmek gerekiyor. Sınıf, aslına bakarsanız karşısındakiyle mücadeleye giriştiğinde ortaya çıkar. Yani sonuç olarak toplumsal yapı içinde çeşitli tabakalar vesaire vardır. Her zaman vardır. Bu ancak yani bizim bu kendi için sınıf, kendi sınıf ayrımında öbür tarafa denk gelen yani bir mücadele ettiği zaman görünür yer. Bunun daha politik olarak daha faydalı bir tanım olduğunu düşünüyorum. Yani işte mavi yakalılar, beyaz yakalılar, şurada çalışanlar, burada çalışanlar falan gibi yapısal kategoriler icat etmektense yani bunlar gerçek olarak var ama sosyolojinin kendi başına çalışacağı varsayımıdır bu. Yani işte eğer bir insan şundan az kazanan bir mavi yakalıysa muhakkak mücadele eder gibi bir anlayışa denk geliyor bana sorarsanız. Oysa ki sosyolojinin çalışması için yani belli bir toplumsal grubun mağdur edilen, mülksüzleştirilen vesaire kapitalizmden dolayı mağdur olan bir toplumsal grubun bir kendi için ortaya çıkması için muhakkak siyasi dolayım gerekir. Yani bu siyasi dolayım illa işte bir devrimci bilimlerinin oraya müdahale etmesi anlamına gelmez ama onun her tür örgütlenmesi zaten oraya bir siyasi müdahale anlamında değerlendirilir. O yüzden de yani proletarya, burjuvazi vesaire veya sermaye sınıfı dediğimiz şeyleri hep birbiriyle ilişki içinde tanımlamak gerekir. Toplumda bunları bağımsız bazı kategorilere göre tanımlamak çok nasıl diyelim yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden yapısal tariflerden ziyade ilişkisel tariflere yani diğeriyle ilişki içinde olduğunda karşıtıyla antagonizm derler ya yani karşıtlık ilişkileri bunlar. Karşıtıyla ilişki halindeyken sınıf tanımlayabilirsiniz. Karşıtı ilişki halinde değilken sadece sosyolojik analiz yaparsınız. O da yani sosyologsanız doçent olmanızı sağlayabilir. Ama bir hani örgütlenme faaliyeti falan anlamında
ne kadar karşılığı vardır tartışırız diye düşünüyorum. Şimdi neoliberal kapitalist dönem. İşlerden sonra bu finansallaşma vesaire aynı zamanda çok büyük bir ideolojik dönüşüme eşlik etti. Ben çok konuşmadım değil mi? Biraz konuşmuşum. Ve nasıl diyelim? Marksizme dair çeşitli defolar bulundu, fark edildi. İşte çok ekonomik indirgemeci vesaire falan gibi. Dolayısıyla yavaş yavaş bazı kavramların da anlamı değişti. 70'lerin ortasında mesela bu Rand Korporasyonu'nun, yani CIA'nin düşünce kuruluşu, bir Problems of Communism diye dergisi vardı. Yani komünizm problemleri, bu akademik bir dergi ama yani şey için çıkartıyorlar. Normalde işte Çekoslovakya'da şöyle bir direniş var. Efendim Hüseyin, Rusya'da böyle yolsuzluk var falan gibi araştırmaların yayınlandığı bir şey. Bir sayısı mesela Fransa'da yeni filozoflar. Lyotard'dan falan bahsediyor. Yani çünkü onun da aslında işte Çekoslovakya'daki bir şeyden farkı yok. Adamlar diyor ki Fransa'da... Bitirmek üzereyim. Yok. Ama... Neyse. Şimdi bu ideolojik dönüşüm, yani özellikle Fransa'da gördüğümüz işte André Gosse falan, Elveda Proletarya vesaire gibi şeyler. Buradaki temel şey şu, bu bahsettiğimiz yani bunun bir temel ilişki olduğuna dair fikrin ortadan kalkmasıyla alakalıdır. Mesela bugün, şimdi Amerika'da şey seçimleri var, ana seçimler var diyorsunuz. Bernie Sanders için ne diyorlar? Kendine sosyalist diyor. Evet. Amerikalılar ne diyorlar? O bizim eleştirimiz. Diyor ki, tek konu adayı diyor. Niye tek konu adayı? Çünkü sadece gelir adaletsizliğinden bahsediyor. İşte Afrikalı kökenli Afro-Amerikalılardan bahsetmiyor. Irk mevzusuna girmiyor. Oysa ki modern Amerika'nın temel mevzularından bir tanesi bu. İşte bakıyorsunuz seçimlere, bakın Hillary Clinton onlardan da bahsettiği için güneyde %80'e yakın oy alıyor. Yani burada tamamen bu işçi, işte işçi sınıfından bahsedildiği zaman aklındaki adamın, yani artık yerleşen şey o, beyaz mavi yakalı fabrika işçisi. Niye? Çünkü bunlar, benim bahsettiğim bu şey ayrımı artık bu da kendi içinde iyice ayrılmış. Yani siyah olmanız, siyah olduğunuz için polis tarafından kolayca vurulabiliyor olmanız, Flint'te yaşıyorsanız işte kurşunlu su, yani suya kurşun karışıyor olmasının falan kesinlikle şeyle, kapitalizmle falan alakası yok. Bu bir ırksal önyargı sorunu. Ve bunun işte gelir adaletsizliği vesaireyle alakalı, işte burada işlerin kaybedilmesi vesaire gibi konularla, sınıfa dair konularla hiçbir alakası yok. Bu yani esas bence tartışılması gereken şey bu. Şey bütünüyle birbirinden ayrılmış durumda. Yani bu konular ırksal sorun ya da ne bileyim daha işte patriarka vesaire falan gibi mevzular da, bunların hepsinin birbirinden ayrı olduğu, birbirine değmedi. Yani böyle bir bütüncül teori değil. O yüzden o adam tek konuyla ilgileniyor. O konuda işte beyaz fabrika işçilerini ilgilendiren bir şey. Onun dışında işte hizmet sektöründe çalışan bir siyahın ya da iki işte çalışmak durumunda kalan bir siyahın falan, onunla o konularla alakası yok. Orada işte paranın Wall Street bankalarını kurtarılması, devlet bütçesinin Wall Street bankalarının, finans kurumlarının kurtarılması için harcanmasıyla ya da işte işlerin serbest ticaret anlaşmasıyla Detroit'ten Hindistan'a ya da Meksika'ya, Brezilya'ya gitmesiyle falan, bunlar tamamen ayrı konular. Son 1,5 yılda bir sürü Afrika kökenli Amerikalı'nın polis tarafından öldürülmesi başka bir konu. Ve bunlar arasında bir bağ olduğu reddediliyor. Bu işte yani neoliberal kapitalizm döneminde sınıf mevzusu derseniz bu ideolojik hakimiyetin kaybedilmiş olmasıyla alakalı bir şeydir. Artık orada bahsedilen şey tamamen güzel
siyasetle, liberallerin siyasetle toplumsal ilişkiler arasında yaptığı ayrım yanlış bir şey derken, toplumsal mevzular bile birbirinden ilintisiz hale gelmiş durumda. Bu 70'lerde başlayan dediğimiz gibi büyük bir ideolojik yenilginin sınıf mücadelelerine dair sonucudur. Öyle olduğu zaman da işte bugün bizim hep bahsettiğimiz biriktirmeyen, parçalı kalan toplamda bir, yani bir lokale dair bir iyileşme sağlasa da toplamda bir siyasi güçler dengesinde değişiklik yaratmayan bir sınıf mücadeleleri dizgesinden bahsediyoruz. Çünkü bu esas olarak gene aynı şeyi söylemiş olacağım. Siyasi bir yenilgidir ve siyaseten çözülebilecek bir konudur. Ne kadar derinlikli sınıf analizi yaptığınızla çok bağlantılı bir konu değildir diye düşünüyorum. Sanırım uzun konuştum biraz. Normalden az konuştum. Nasıl? Normalden daha çok konuşuyorum. Evet. Benim anlatacağım bu kadar.